Alanya'da Sapadere Kanyonu'na gidiyoruz. Yolumuzun üzerinde hemen. Değil mi bir tane? Evet. Serin bir yer olsun dedik. Kesinlikle. Ve yavaştan dönüşe geçiyoruz artık. Gezecek o kadar çok yer varmış ki. Yani sanırım sadece Muğla ya da sadece Antalya yapılabilirmiş. Hani her yerin gezmek istiyorsak. 17 günlük bir tatile çıktık. Ancak her yere yine yetişemedik. Bir dahaki sefere kesinlikle sadece Antalya'ya geleceğiz ve tüm ilçeleri gezeceğiz. Tek bir farkla Ağustos'ta değil, Eylül 20'den sonra geleceğiz. Şimdi Sapadere Kanyonu'na gidiyoruz. Orası da yuvarlak çay gibi bir yermiş, baktık. Sapadere Kanyonu yoluna girdik arkadaşlar. Şöyle her yer sera. İlerliyoruz. Etrafı şu şekilde. Yuvarlak çay gibi. Çok güzel gözüküyor. Yukarıda da Horma Kanyonu gibi yürüyüş yolları varmış. Müsait bir zamanda size orayı da gösteririz. Biz şimdi çok acıktık. Hemen yemeğimizi yapacağız. Nasıl buldun bebek? Serin ve güzel. Bence de. Gayet iyi yani. Bizi Instagram'dan takip ediyorsanız şu an o storylerin çekilme anını izliyorsunuz. Aşağı gölet, yani aracı bıraktığımız yer burası. Hemen üzerinde böyle bir gölet daha var. Su 8 derece civarı. Derinlik 1.80. Karşıda da şelaleler var. Şimdi oraya gideceğiz. Güzel gözüküyor değil mi? Ah, gençler giriyor ne güzel gözüküyor. Burası da işletmesi. Şimdi yemeğimizi hazırlığına başladık. Kendi yağında lokum gibi kuşbaşı yapacağız şimdi. Yemeğimizi ocağa koyduk. Kısık ateşte demlenmeden lokum gibi pişecek. Biz şimdi bir serinleyip geleceğiz. Aşağıdan geldik. Aşağısı acayip yanıyor Antalya. Bu arada akşam 7.30'da buradan çıkılmak zorundaymış. Kamp yasak, mangal yasak, piknik yasak. Dostlar, yemeğimizi pişirdik. Yanına bulgur pilavı yaptık. Şimdi salata zamanı. Salata ve içecekleri hazırlayıp yemek yiyeceğiz. Bu gece biraz dinleneceğiz. O yüzden bundan sonra hiç çekmeyeceğim. Yarın buraya gezeceğiz. Yarın size merhaba diyeceğiz. Şimdi kahvaltı hazırlayıp kanyonu gezmeye gideceğiz. Şimdi masamızı dışarıya kurduk. Çayımızı da alıp buraya doğru geçeceğiz ama çay çok sıcak. Elim yanmak üzereydi. Bu
Bu arada turlar gelmeye başladı. Her yer tur aracı şöyle gördüğünüz gibi. Aşağıda da var aynı şekilde. Sabah erken gelirseniz daha sakin bir yer bulursunuz. Karavanla gündüz konaklamak problem değil ama akşam 7.30'da çıkarılıyorsunuz. Ormanda konaklama yasağından dolayı. Eğer şu yaz aylarında uygulanan konaklama yasağından sonra gelirseniz sanırım bir problem olmayacaktır. Dün gece biz çıkarıldık. Hemen aşağıda gözlemeci vardı, orada kaldık. Kahvaltıyı yaptık, şimdi kanyona doğru ilerliyoruz. Aşağıdan kanyondan buraya dolmuşlar da geliyor arkadaşlar şu şekilde. Bunlar üst açık safari araçları. Buranın bu kadar işlek olduğunu ben gelene kadar bilmiyordum. Turlar gelip gelip gidiyor, hep şöyle üzeri açık araçlar var. Dolmuşlar. Dolmuşlar var. Orman içerisinde şu şekilde yürüyüş parkuru da var. Gelirseniz buralarda yürüyebilirsiniz. Dağ keçileri vesaire varmış. Gözlem kulesi var. Güzel. Ama yaz ayında tercih etmeyin. Çok sıcak.